Peygamberimiz 14 asır önce Orta Doğu'da meydana gelen olaylara dikkat çekmiştir. Peygamberimizin verdiği bilgilere ve uyarılara baktığımızda mevcut coğrafyanın ileride çok farklı olaylara gebe olduğunu görmemiz mümkün olmaktadır. Peki Hazreti Peygamber Orta Doğu coğrafyasındaki bazı olaylara neden işaret etmiş ve bu üç ülkeden bahsetmiştir? Gelin bunlara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Irak. Peygamberimiz Irak bölgesinin olağanüstü olaylara gebe olacağını haber veriyor. Şöyle buyuruyor. Irak'ın kendi parasını ve kilogramını toparlayamayacağı günler yakındır. Hadis çok açık ve net bir bilgiyi bizimle paylaşıyor. Hazreti Peygamber kilogram olarak tercüme ettiğimiz ölçeği toprak ürünlerine örnek göstermiş ve bu ülkenin toprak altı ve üstü zenginliklerinin paylaşılacağına işaret etmiştir. 1990'lı yıllarda gelişen olaylar, ekonomik yönden yaşanan darboğaz, ambargo ve benzeri kargaşalar Hazreti Peygamber'in bu uyarısını haklı kılıyor. Gıdasına ve toprağına bile hakim olamayacaklar diyor Hazreti Peygamber. Bu coğrafyanın özgürlüğüne, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine ve parasına hakim olamayacağı günlerin geleceğini işaret eden Hazreti Peygamber, bu oyuna gelinmemesi için atılması gereken adımlara işaret ediyor aslında. 2 numara Suriye. Peygamberimiz Şam bölgesi ile ilgili uyarısı da Irak'la ilgili uyarısı kadar manidardır. Bugünkü Suriye, Peygamberimiz döneminde Şam şehri ile ifade edilirdi. Burayla ilgili şöyle buyuruyor. Şam ehlinin parasını ve bıçağını elinde tutamayacağı günler yakınlaştı. Bu hadiste geçen Muda kelimesi hem bıçak hem de ölçü birimi anlamına geliyor. Bu hadisin ne anlattığı da çok açıktır. Zaman gelecek Suriye hem yeraltı zenginliklerine, hem silahına ve hem de parasına hakim olamayacaktır demek istiyor. Belki bu uyarılarıyla dünya Müslümanlarını dünyanın yeni dizaynına dair uyarmış oluyor. Bu zor günleri yaşayabilirsiniz. Oyunlara gelmeyin, inancınıza ve ülkelerinize sahip çıkın demek istiyor. Bu iki hadiste Hazreti Peygamberimizin işaret ettiği önemli bir uyarı daha var. Irak ve Suriye halkları bunları yaşayacak dediğinde sahibe sorarlar. Derler ki, ey Allah'ın Resulü, bu ülkelerin zenginliklerine, özgürlüklerine, tağılına, gıdasına, güç ve silahına el koyacak olanlar kimlerdir? Hazreti Peygamber'in cevabı çok açıktır. Acemler, Arap olmayan bölge insanları ve Rumlardır, yani batılı ülkeler. Müslüman olmayan ülkeler bu sonu hazırlayacaklar buyuruyor. Yüce Allah'ın doğru sözlü elçisi. Aslında Peygamberimiz Irak ve Suriye örneğiyle birbiri ardınca çözülen coğrafyamızın basiretsiz, Kur'an'dan uzak, Hazreti Peygamber'den uzak bazı yöneticilerine ve halklarına açık uyarıda bulunuyor. Kısaca buyuruyor ki, Kur'an'ın yolundan ve benim sünnetimden ayrılırsanız, batı güçlerinin ve sizi sevmeyenlerin ellerinde bilardo topu gibi sağa sola savrulursunuz. Bugün yaşadıklarınız işte bu uyarıları dikkate almamanızın bedelidir. 3 numara Mısır. Peygamberimizin uyarısı Irak ve Suriye ile kayıtlı değildir. Benzer bilgiyi Mısır'la ilgili de verir. Mısır'ın da ölçeğine ve parasına hakim olamadığı ve koruyamadığı günler yakındır buyurur. Tabii ki bu uyarıların devamında ürküten bir ifade daha vardır. Onu da Hazreti Resul şöyle haber veriyor. Ve sizler başladığınız yerden geri dönersiniz. Sizler başladığınız yerden geri dönersiniz. Bu ifade topraklarınızı da yitirirsiniz anlamına gelmiyordur inşallah. Gelmiyordur ama boşa olan bir uyarı da değildir elbette. Peygamberimiz yaşadığımız bölgeyle ilgili önemli bir uyarı ve bilgiyi de Fırat Nehri ile ilgili vermiştir. Hadis şöyledir. Fırat Nehri altından bir dağ ortaya çıkarmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar bunun için birbirleriyle savaşıp birbirlerini öldürürler. Sonuçta her 100 kişiden 99 kişi hayatını kaybedecektir. Hazreti Peygamber acaba Fırat Havzası'nda saklı olan altın yataklarına mı, petrole mi, kıyamet öncesi oluşacak depremler sonucunda değişecek su mecrasına mı işaret etmiş olabilir? Şu an için belirsiz, ilerleyen dönemlerde yaşanması beklenen olaylardan biri olarak bakılıyor. Hazreti Muhammed verdiği haberlerle geleceğe ışık tutmuştur. Hazreti Muhammed'in sözlerinin gerçek olduğunun en büyük kanıtı da bu zamana kadar gerçekleşen sözleridir. İşte Hazreti Muhammed'in gelecekten haber verdiği sözlerinden bazıları. Bir zaman gelecek insanlar yalnız parayı düşünüp helal haram düşünmeyecekler. Bugün günümüzde faiz yemek sıradan bir hal aldı. Ancak dünyanın arkasında olan Siyonistler için faiz çok önemli. O yüzden her ülkede faiz ile sömürmek peşindeler. Rüşvet hediye adı altında verilecek. Gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek.
Amirler, imamlar namazı öldürecek, vaktinden sonrayı bırakacaklar. Peygamberim diyen yalancılar çıkacak. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Bildiğiniz gibi kendini peygamber ilan eden pek çok insan çıktı. Ancak peygamberimiz öyle kişilerin çıkacağını öngörmüştü. O yüzden en son peygamber olduğunu açıkça dile getirmiştir. Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak. Bu sözden yine anlıyoruz ki İslam dinine saldırmak için farklı girişimlerin yaşanacağıdır. Şu an için İlluminati'nin de hedefi İslam'ı bitirmektir. O yüzden her türlü alaksızlığı güzelmiş gibi göstermeye çalıştırmaktalar. En büyük silahları ise televizyonlardır. İçine gizlenen sübliminal mesajlar ile kişi fark etmese de içine kapılmaktadır. Diğer sözlerine gelin devam edelim. Bir zaman gelecek beni yalanlayanlar çıkacaktır. Hadisi bırak Kur'an'a bak diyeceklerdir. Kafirler için gelmiş olan ayetleri Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar. Sünnet bidat gibi çirkin, bidat da sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bidate uyan çok yardımcı bulacaktır. Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak. İçlerinde bir mümin bulunmayacak. Alimler fitne unsuru olacak. Camiler ve hafızlar çoğalacak. Ama hakiki alim hiç bulunmayacak. Sonra gelenler önceki alimleri cahillikle suçlayacak. Din alimi kalmayacak. Din adamı yerine geçirilen cahiller bilmeden fetva verecek. Herkesi doğru yoldan çıkarmaya çalışacak. Din adamları halkın istediği yönde fetva verecek. Helale haram, harama helal diyecekler. Dini, ticarete, menfaate alet edecekler. Hacca devlet başkanları gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler. Kişi dinini ve dünyasını ancak parayla ayakta tutabilecek. Altını, gümüşü, parası pulu olmayan rahat edemeyecek. İnsanın bütün kaygısı midesi olacak. Şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak. Her asır öncekinden daha kötü olacak. Böylece kıyamete kadar hep bozulacak. İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak. Vesvese edip dinde haddi aşacaklar. Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak. Helal sayılacak. Ortalık bozulacak. Dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak. Günümüzde dine uymanın tuhaflandığını gördükçe bu sözlerin aslında ne kadar doğru olduğunu anlayabiliyoruz. Peygamberimizin bir diğer öngörüleri ise şöyle. Köpek beslemek evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. Kötü kadınlar çoğalıp zina bir toplum içinde yayılırsa halk daha önce görülmemiş AIDS gibi bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Bildiğiniz gibi AIDS hastalığı daha yeni çıktı 1995 yılında. Bu da zinanın aslında nedenli yoğun olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz de zina yapanların önlenemez bir hastalığa kapanacağını 1400 yıl önceden söylemiştir. İlluminati'nin en büyük oyunlarından biri de zinayı normalmiş gibi göstermesidir. Seçtikleri dünyaca ünlü isimlerin evlenmeden bile çocuk yapması artık doğal olarak görülmektedir. Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak. Sözü ise şu an için doğrulanmaya başlamıştır. Avrupa'nın pek çok ülkesinde kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazladır. Zengine malı için tazim edilecek. Fuhuş yayılacak. Büyüye hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar kuzu postuna bürünecek. Erkekler erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe kıyamet kopmayacak. İlluminati'nin desteklendiği alanlardan biri de eşcinselliktir. Diğer sözler ise şöyle. Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Kişi yol kenarında kadınla beraber olacak. Kıyamet alametidir ki erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğunca insanlar onu görür ve hepsi de iman ederler. Fakat bu imanları fayda vermez.